Interstellar filminde ekip Miller gezegenine indiğinde fonda tik tik diye sesler duyarız. Şimdi akıl oynatan bir matematik teorisine bakalım. Her 1.12 saniyede bir tik sesi duyarız. Filmin önceden bize söylediğine göre Miller gezegenindeki her bir saat dünyadaki 7 seneye eşdeğer. Bir saatte 3600, bir günde 86.400 saniye olduğunu düşünürsek, fonda duyduğumuz her bir tik sesinde dünyada bir tam gün geçmiş oluyor. Artık sahnedeki tüm tikleri sayıp dünyada kaç yıl geçtiğini merak edenler buyursun kendisi sayabilir. The Pursuit of Happiness filminin sonunda Will Smith'in yanından geçen bu uzun boylu adam gerçek Chris Gardner. Yani Will Smith'in filmde hayatını canlandırdığı kişi. Benzer bir şey The Wolf of Wall Street filminde de oluyor. Yine o filmin sonunda da Leo'yu sahneye çağıran kişi gerçek Jordan Belfort. Hatta çağırırken kendisini şöyle takdim ediyor. Hayatımda çok fazla adi insan tanıdım. Rock yıldızları, profesyonel atletler, gangsterler ama hayatımda tanıdığım en büyük çocuğu sevgili dostum Jordan Belfort. A Quiet Place filminde marketlerin göründüğü sahnede tüm marketin yağmalandığını görüyoruz. Çoğu reyondaki raflar bomboş. Bir tanesi hariç. O da patates cipsleri. Bunun sebebi de gözleri görmeyen ama sese karşı aşırı hassas olan canavarların ses duyunca insanları avlaması. İnsanlar patates cipsi gibi yenirken ses çıkaran şeyleri alarak hayatlarını riske atmak istemiyorlar. La La Land filmindeki bu sahne aslında tek bir kamera ile ve kesintisiz olarak çekiliyor. Yönetmen Damien Chazelle kameranın arkasında durarak kameramanın omuzuna dokunuyor ve her bir dokunuşta kamera diğer kişiye geçiyor. Yönetmenin kendisi de müzikle uğraştığı ve davul çaldığı için çok iyi bir kulağa ve ritim duygusuna sahip. Bu yüzden de geçişler müziğin kendisi gibi kendi başına bir ritim oluşturuyor. The Dark Knight filminde Joker'in konuşurken sürekli dudaklarını yalaması aslında prostetik makyaj yüzünden. Dudaklarına uygulanan makyaj kuruduğunda düştüğü için Heath Ledger'da böyle bir yöntem buluyor ve tedbir olarak düşmesin diye dudaklarını yalamaya başlıyor. Ama filmin sonuna gelindiğinde bu hareket Joker'in karakteristik bir özelliğine dönüşüyor ve onun dengesiz ruh halini yansıtan bir tik oluyor. Now I'm always smiling. A little fight in you. I like that. Mad Max Fury Road filminin yönetmeni George Miller, karısı Margaret Sixel'dan filmin kurgusunu yapmasını ister. Daha önce hiçbir aksiyon filmi kurgulamamış olan editör karısı, "Neden benim yapmamı istiyorsun?" diye sorduğunda, yönetmen, "Çünkü bir erkek kurgularsa film diğer sıradan aksiyon filmlerine benzeyecek. Ben de bunu istemiyorum." diye cevap verir. Nihayetinde filmi karısı kurguladı ve film o senenin Oscar'larında en iyi film Oscar'ı kazandı. Bu şaşırtıcı bir bilgi değil çünkü Hollywood'da en başarılı kurgucular genelde kadınlar oluyor. Örneğin Martin Scorsese ile 50 yıldır çalışan Thelma Schoonmaker ya da Tarantino'nun meşhur kurgucusu Sally Menke gibi. Pulp Fiction filminde Tarantino üzerinde gülen dünya şekli olan bir tişört giyiyor. Bu tişört Orbit isimli Detroit kökenli bir derginin amblemi. Yönetmen bu işe ilk başladığı yıllarda onunla röportaj yapan ilk dergi Orbit'miş. Ve bu yüzden çok heyecanlanan Tarantino minnettarlığını göstermek adına bu filmde de bu tişörtü giyiyor. Ki filmden sonra Orbit tişörtleri de bir nebze ünlü oluyor. Şu an bile online mağazalardan alıp sipariş edip giyebilirsiniz.